Ben neden kova burcuyum? Bir önemi mi var? Yok da ben bilmek istedim. Başka bir burç olmak ister misiniz? Ah, hoş geldin Ömer. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Korkutlar nerede? Eşyaları taşıyorlar. Bu akşam orada kalacaksınız. Ha, iyi olur. Fazlaca vaktimiz olur. Bu akşam mı? Hı hı. Hemen mi? Hı hı. Ne planladıklarını öğrenmemiz lazım. Bağlantılarını da, her şeyi. Kaç kişiyle temas halinde olduklarını bile bilmiyoruz henüz. Her şeyin üstünden tekrar geçerseniz çok iyi olur. Tamam. Benim odaya geçelim. Kova burcunu neden beğenmedin? Bilmem, vardır bir anısı. Sen niye kova yazdın? Çünkü karakterin tarihi ona denk geliyor. Sen ne burcusun Uzay? Bilmiyorum. Doğum tarihin ne zaman? 12 Ocak. Oğlak. Yani. Şaşırmadım. İyi misin? Bilmiyorum Ömer. Tufan. Tufan benim adım. Tamam. Bak, karşımızdakiler gerçek anlamda profesyonel tipler. Mesela bir şey anlatırken gözlerini kaçırırsan huylanırlar. Anlattığın şeyler arasında tutarsızlık olursa bunu anlarlar. Üzerine giderler, sorular sorarlar. Bin kere aynı soruyu sorsalar da bin kere aynı cevabı vereceksin. Bana bakışların bile önemli. İşte en zoru da bu ya. Hangisi? Bilmiyorum Ömer. Bilmiyorum yani. Mesela Sedef. Tufan'ın neyine aşık oldu? Ya da Ömer diyelim. Ömer Sedef'in en çok neyini seviyor? Nasıl aşık oldu? Neden aşık oldu? Nasıl? Seni ilk defa bir kitapçıda gördüm. Kitaplara bakıyordum. Sonra beni fark ettin. Gülümsedin. Hangi kitaptı o? Canistan. Yusuf Atılgan. Göz göze geldik. Sonra gülümsedim istemeden sana. Çünkü çok güzeldim. Kışın ortasıydı. Aralık ayının sonu. Her yerde yılbaşı süsleri vardı. Kafamda kırmızı bir bere, boynumda atkı takılıydı. Yanıma geldin. O kitap yarım kaldı. Asla bitmez dedin. Kim bitmemiş bir kitap okumak ister ki? Sonunu hiç önemsemiyorum dedim sana. Yolun nereye gitti önemli değil. Önemli olan yolculuk. Gözlerinde gördüm etkilendiğini. Sonra beni kahve içmeye davet ettin. Kendime dedim ki, kızım, sakın hemen kabul etme. Sonra hemen kabul ettim. Saatlerce sohbet ettik. Bu kızın öyle hemen neyinden hoşlandın ki sen? Bilmişliğinden. Dünyadaki bütün kitapları okumuş. Bütün filmleri seyretmiş. Bütün şehirleri görmüş gibi yapmasından etkilendim. Bir yere girdiği zaman onun dışında her şeyin ve herkesin bulanıklaşıp sonra yavaş yavaş yok olduğunu fark etmekten etkilendim. Sen? Güven veriyordu bana. Yaşadığım bunca hayal kırıklığından, yalnızlıktan, umudumun boşa çıkmasından öyle yorulmuştum ki. Sığınacak bir liman olmuştu bana. Gözlerine baktığımda İçime samimiyet akıyordu. Uzayın derinliklerinde oksijen bulmak gibiydi. Fanusumu çıkarıp ilk kez nefes alıyormuş gibi hissettim kendimi.
güzel. İyi gidiyoruz. Evet. Evet yani konu tamam ama ben bunu hissetmeyince nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir şeyler hissetmek mi istiyorsun? Vur bana. Ne? Tokat at tüm gücünü. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, çok iyi hissedeceksin. İnan bana. Ömer, saçmalama. Ne yapıyorsun bunu? Garip şeyler oluyor. Niye onları dinliyorsun? Yasunuz. Vur bana dedi Ömer. Ne? Vur bana dedi, bilmiyorum. Bana da çok tuhaf geldi işte. Şşt. Duyamıyorum. Şunu geri vites şeyinin sesini al. Yapamayacak mısın? Yaparım ama neden yapmam gerekiyor şu an onu anlamadım. Ne oldu, korkuyor musun yoksa? Hayır. Korkan teki çıktın sen ya. Hani en etkilendiğin şeyim cesaretimdi? Narkozun etkisiydi o. Şimdi gerçek yüzünü görüyorum. Kes şunu. Biz bu işi iptal mi etsek? İlk günden bizi rezil edecekmişsin gibi his var da benim içimde. Ömer, bunu bana yapma. Hadi vur o zaman. Vur! Bu mu? Hepsi bu mu? Çok yavaşsın. Bence biz bu işi iptal edelim, gerçekten bizi rezil edeceksin. Sen prenses gibi hayatını yaşamaya devam et. Beni öfkelendirmeye mi çalışıyorsun? Çünkü yapamayacaksın. Kardeşinin ölümünden beni sorumlu tutmuyor musun? Hayır. Emin misin? İyi düşün. İçinde bir yerlerde mutlaka birilerini suçluyorsundur. Anladım. Evet, görüyorum işte. Kendini suçluyorsun. Kötü abla. Kardeşine sahip çıkamadı. Oysa kendini ne kadar çok hazırlamıştın anne olmaya. O senin kardeşin değil, oğlun gibiydi. Ömer, kes artık şunu. Hadi itiraf et. Kötü anneydin değil mi? Belki de bu yüzden hiçbir zaman evlenmeyeceksin. Hiçbir zaman çocuğun olmayacak. Ömer, yeter artık. Bak, bu işin tadı iyice kaçtı. Tabutu gördüğün zaman ne hissettin? İşte bu. Bu duyguyu sakın unutma. Çünkü gerçekti. Aşk da öfke gibidir. Önce bakışları oturur, sonra bir anda patlar. Elinde olmasa bile. Bence gayet iyiydi. Olacak bu iş. Bu dosyayı unutmuşum. Üniversite notları. Thank you.